nasıl, ülkenin gidişatı nasıl? Vallahi ülkenin gidişatı biz yani senede 2-3 kere izne geliyoruz da. Abi gördüğünüz gibi bunları 250 euroya bozdurduk, sadece bunları aldık. Daha yemek memek de bir şey yememişiz. 250 euroya yani bu torbayı şey yaptık yani. Yani. He? Başarı olmuyor. Ki Almanya nasıl? Almanya nasıl? İyi değil mi? Bazen çok şikayet ediyor ama. 3 kere izne geliyoruz. Yani her gelimizde de 1-10 bin euro harcıyoruz yani burada. Çok şükür durumumuz iyi yani. Bazen çok şikayet ediyor. Yani yo, orada Türkiye'den aynı bir adam geçen gün bir hesap yapıyor. Adamın yaptığı hesaba ben burada krallar gibi yaşarım. Orada Q8'e biliyorum. Orada bindiğim araba burada 9-10 trilyon mesela. Yani ben... Abi yani şimdi o zaman ikisini bir kıyasladığın zaman aynı kefeye koyuyorlar ikisini. İkisini aynı kefeye koyacaksın. Yani aynı kefeye koymayacağız. Yani ben de buradan kaç sene önce gittim de ben yani sıfır gittim. Ama şu anda yani Adıyaman'da dükkanlarım var, dairelerim var. Ona göre yani çok şükür yani memnunuz yani. Sizin gibi şahatınız nasıl? Fevkalde Allah'a şükrederiz. Kulluk yaparsak o bizden hiçbir şey esirgemez. Biz kulluk yapamıyoruz. Ümmet olamadık. O çakal. Ya söyleyecek bir şey yok ya bu kadar yani. Ya işte çok güzel. Çok rahat geçiniyorum. Para biriktiriyorum her ay bir köşeye atıyorum. Yapıyorum ya. Herkes yapabilir. Ne iş yapıyorsun? Ben mi? Ha. Nasıl hani yetiştirebiliyor musunuz mu? Çocuk var mı? Biraz akli dengem kayıp ona göre şey yapayım yani. Biraz akli dengem. Biraz akli dengem kayıp o yüzden konuşuyorum böyle yani. Ülkenin durum belli yani. Herkeste var bir şey yani. Yani durum belli yani. Nasıl rahat geçinebilirim ya? 17 milyar maaşa. 17 milyar maaş. Nasıl geçin? İki tane var. Eşimden de ayrılma durumundayım şu an. Maddi imkansızlardan dolayı. Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Valla biz emekliyiz. Emekli yayın yapacak mısınız? Valla şu andaki Gazze işgal altında, Türkiye'de de emekliler işgal altında. Yani bir pandemiyi çıkardılar, virüsü çıkardılar, insanları şey yaptılar ya, devlet yetkilileri eğer yayın yapacaksanız bir virüs çıkarsınlar, emeklileri öldürsünler, ekonomi düzelsin. Kendiler çaldı, çırptı, yatlar, katlar, saraylar, bunu duysunlar. Bir virüs çıkarsınlar, emeklileri öldürsünler, başta beni öldürsünler. Emekliyim, açım. Sizin gidişatınız nasıl, ülkenin gidişatı nasıl? Ben bilmeyeyim yani, aklım yetmez. Aklım yetmez yani. Neden? Bilmem, cahil adamın bir de nesiyim ben. Sizin gidişatınız nasıl, ülkenin gidişatı nasıl? İyi iyi, her şey güzel. Hiç iyi bir gidişat değil. Neden? Ekonomi krizi falan filan, işler iyi değil. Öyle geçinip gidiyoruz. Cebimizde para kalmadı. Sabahtan beri geziyoruz. Cebimizde para kalmadı. Doğru düzgün gidecek bir yer yok. Umudumuz kalmadı yani. Yani bu gidişat hiç iyi bir gidişat değil. Adam akıllı çalışıyoruz. İşimize gücümüze bakıyoruz. Ama bir yere varamıyoruz. Hani bir hafta önce benim kuzenim vefat etti inşaattan düşerek. Onun yansını tutuyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Ülkenin durumu şey diyor. Bu devlete daha iyi vermesinler. Vermesinler oy. Doğru. Vermesinler işte. Ya sistem biraz yanlış yaptı. Ben bugün emekliyim, banka gittim. 12,5 vereceğine 10 verdi. 2,5'ımı gene vermedi. Nasıl geçin bu parayla? Evin kirası 10 milyar. Elektrik, su, doğalgaz. Bir vatandaş olarak nasıl geçinim yani? Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Hiç iyi değil. Ülkeye hiç iyi değil. Ben de iyi değilim. Neden? Geçim zor. Vallahi gençlikte geçim zor yani. Bu şey değil. Eve bir kilo domates alamıyoruz. Ondan sonra ekmek olmuş 8-10 lira. Daha neyi var? Neye kaldı? Battı Türkiye. Askeri ücrete çalışıyorum 10 saat. Kredi ödüyorum şu anda 4,5 milyar. Aldığım para meydanda. Rahatsız adamım, haftada 3 günde işe gitmiyorum. Ne yapmak lazım? Büyüklerimiz artık düşünsün. Rezilliğimizi görsün. Ha babam kredi kartından para çekip dalavere yapmaya çalışıyoruz. Artık milleti dolandırmaya kalacağız. Böyle giderse ne yapmak lazım başta? Biraz zor geçiyor. İnsanlar zor geçiniyor. Hani her şey çok pahalı. Hayat şartları çok pahalı. A'dan Z'ye yani bir tek... şu kalem diyemeyiz hani kiralar hani market mutfak alışverişleri yakıt her nereden bakarsa bakalım çok yüksek fiyatlar var ve insanlar
geçinemiyor. Yani başka ülkede en büyük sıkıntı şu anda zaten ekonomik sıkıntı şu anda. Bizim bir gidişatımız iyi de ülkenin Allah herkesinin yar ve yardımcısı olsun. Başka bir şey diyemem. Neden? Bu ekonomide gayet normal. Oy verenler düşünsün. Babana rahmet. Oy verenler. Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? İyidir, iyidir. Yolcuyuz, iyidir. Gel. Ha? İyidir diyorum, iyidir. Nasıl? Hangi anlamda? Her konuda. Batmaya mahkumuz. Hadi güzene. Değil mi? Hadi. Sizin gidişatınız nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Gidişatımız perişan babaya. Neden? İşte ekonomi, iş yok, güç yok. Yapacak bir şey yok. Memleketin hali bu. Ben bir gencim. Benim ileride geleceğim var. Ben belki ileride evleneceğim. Bu zaten mutlak bir şey. Evleneceğim zaman ben daha kendime şu an bakamıyorum. Çalıştığım halde. Ben eşime nasıl bakacağım? Ben çoluğuma çocuğuma nasıl bakacağım? Abi benim gelecekle ilgili hiçbir planım yok. Hiçbir planım yok. Çünkü gelecek diye bir şey kalmadı artık. Vaat edilebilecek bir gelecek yok yani. Yani bugün şuradan 100 kişiyi çevir bir tanesi iyi bir şey söyleyemez gelecek hakkında. Çünkü gelecek diye bir şey yok. Ben gençim, plan yapamıyorum, proje yapamıyorum. Hani belki hani güzel şeylere değineceğim. Belki insanlığa bir dokunuş yapacağım ama yapamıyorsun yani. Çünkü niye? Her şey para. Her şey parayla dönüyor. Ekonomi iyi değil abi. Ben iyi diyen bir tane adam göster, o da kesin zengindir. Parayı vurmuştur zamanında, faize yatırmıştır parayı. Sen benle gider kredi çekeriz, ona yediririz abi. Abi şu an evlenmeye kalksan 2 trilyon en az. Hadi 1 trilyona yaptın. Nikahtan çıktın 500 milyara yaptın. Yok ya. Olsa yapacaksın yok. Devlet şunu zorluyor o zaman bizi. Kız kaçıracağız. Yani onu da ben yapamam. Evliliği zaten abi şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben rezilim zaten. Evlenip de kızla rezil etmeye. Yani benim vicdanım el vermez abi. Yazık günah. İnşallah iyi olur abi. Yani bir şey diyemiyorsun. Yok yok oğlu yok işte abi. Hiçbir şey diyemiyorsun. Gülük de abi ağlanacak durumumuz valla. Ağlanacak duruma gülük şu anda. Maalesef öyle. Gidişat olarak çok kötü. Daha iyi olabilirdi. Evvelkiye göre eski zaman gelmesini daha çok isterdim diyebilirim. Şu an çok kötü. Başka bir şey de. Aynen öyle. Söylüyor emekliye doğru kötü. Gidişat derken eskiden Suriyeli yokken çok iyiydik. Gidişat çok kötü. Suriyeliler bakılıyor, bizlere bakılmıyor diyorlar. O kadar rezil insanlarımız var ki göremiyorum ben onları. Suriyelilere bakarsam bakılıyor. Neden? Yanlış. Vallahi ülkenin gidişatı berbat. Bizim gidişatımızla görüşme 83 yaşındayım. İnönü'den Berli'yi bilirim, 50 seçimini bileyim. Böyle bir şey görmedim. Böyle felaket görmedim. Vallahi gidişatlar iyi değil, ülke de iyi değil, bizim gidişatımız da iyi değil. İnsanlara bakıyorsun hep gergin. İnsanlar hep moral bozukluğu. Sanki patlamaya hazır bomba gibi. Ekonomi çok kötü. İnsanlarda geçim sıkıntısı var. İnsanların alım gücü yok. Vallahi bizim gidişatımız iyi değildir. Neden? Ülkenin gidişatı hiç iyi değildir. Neden dersen? Çünkü bir taraf çok zengin, bir taraf çok fakir. Orta kesim ortadan kalktı. Ve insanlar Türkiye'de iş bulmak için zorlanıyor. Yani diyorlar ya iş var, iş çok falan diyorlar ya. İnsanları eziyorlar yani. Dört dörtlük. Her şey dört dörtlük. Araba bul, ev bul, millet tumancak gezi. Her şey dört dörtlük. Antep ağzından konuşayım. Plajdan açık. Kosova gerek yok. Her yer kosatik konulmuş. Millet para bul. İyi millet faize yatırmış. Parayı biçip yatıyor. Çalışan yok. Hepsi faiz iyi. Bankala faiz veriyor. Kimse çalışmayayım. Hele bak şahalı. Benim gidişatımda bir mesele yok. Memleketin gidişatı tepe taklak etmiş zaten. Neden? Ya kimse de yakalayamaz. Neden? Yanlış yönetimden dolayı. Yanlış yönetimden dolayı. Bitmiş. Bitmiş abi bitmiş. Yani sen kimse düzeltemez bunu. Ben düzeltirim. Benden başka kimse düzeltemez onu söyleyeyim. Konu ülkenin gidişatının düzelmesiyle alakalı mı? Yani sizin gidişatınız nasıl? Siz ülkenin gidişatının nasıl? Ya Cumhuriyet tarihinden bu yana biliyorsunuz sürekli yani ilk Atatürk'ün kurmuş olduğu iktidardan sonra yani Menderes döneminden beri bu yana işler hep kötüye gitti. Seçmenler muadil partileri iktidara getirdiler 70 yıl içerisinde mütemadiyen. Ya bunun düzelebilmesi için 3 şeyde çok büyük reformlar yapılması lazım. Birincisi milli eğitim, ikincisi
vergi reformu gerekiyor. Üçüncüsü de yargıda reform yapmamız gerekiyor. Yargı kendi içinde yapılanmasını sağlayacak. Yok efendim siyasallaşmayacak yani. Cumhurbaşkanı atıyormuş falan. Hayır, yargı tamamen kendi içinden beslenecek. Oraya liyakat sahibi insanlar gelecek. Milli eğitim kendi içinde yapılanmasını sağlayacak. Adaleti sağlayacağız. Gizli istilayı yani mülteci akımını keseceğiz bir yerlerde. Zamanınız dar anladığım kadarıyla. Çok uzatmayacağım ben deminki arkadaş gibi. Yapılması gereken bunlar yani. Bu ülke düzlüğe çıkar. Çünkü bu ülkede potansiyel var, genç nüfus var. Yeter ki biz halaoğlunu, teyzeoğlunu, dayıoğlunu, kuzenlerimizi liyakatsiz olanları iş başına getirmeyelim. Liyakat sahibi insanlar iş başına gelsin. Adam kayırmacılık ortadan kalksın. Biz milli eğitimimizi düzeltelim. Yargı sistemimizi düzeltelim. Bir de vergi sistemimizi düzeltelim. O büyük holdingler kene gibi. Hiçbirisi vergi vermiyor. Kene gibi yapışmışlar devletin yakasına. Hepsi %80'i, %90'ı hayali ihracattan besleniyor. Onlar bizi sömürüyorlar. Ondan sonra hıncını bizim gibi işçiden, emekliden çıkarıyorlar. Saygılar.